Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz sevgili futbol severler. Esselamun aleyküm. Yepyeni videoda tekrar birlikteyiz. İnşallah gündemde olan konuları konuşmaya çalışacağız. Analiz etmeye çalışacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Direkt bu Mendy konusu. Birçok konu var. Takip edicilerimizden tabii onlara da artık cevap vermeye çalışacağım. Bundan sonra Özgen Sağlam kardeşimiz abi bu Bakasetas'la ilgili bir konu. Hemen onu hem de şeyini okuyalım. Yanlışlıkla olmasın, tam okuyalım. Bir dakika orayı açalım hemen. Son videomuz neydi? Evet, Abdüşkit rahatla buydu. Şuydu. Evet. Özgen kardeşimize Benkoviç, Mehmetcan tabii yorum için teşekkür ediyoruz öncelikle. Berat, Onuachu kiralık, Bakasetas ve Pepe Seni'ye yok. Bu hesaba göre Uğurcan Larsen, Banya Densville, Eren Mendy, Umut Güneş, Fontas, Vişça kadroyu sayıyor. Abdüşkit dediğine göre abi en mantıklı kadro şu an böyle bir ima ederek öyle değil. Şöyle. Biz her futbolcunun durumu değişik, başkadır. Bu Bakasetas özelinde. Şimdi mesela senin söylediğin kadroda burada kiralık da oyuncu var. Daha şurada 3-4 ay önce gelmiş ama senin Bakasetas'ın 3-3,5 yıldır Trabzonspor'un içinde. Yani ona öyle bakamazsın. Bu adamları icabında atıyorum. Benkoviç, Mehmetcan. Örnek veriyorum. Müthiş performans sergilerler alırsın. Ama Bakasetas'ın her halükarda yaşı, durumu, Bakasetas özelinde her oyuncunun kendine has özelliği, kontratı, durumu vardır. Ona göre ben bunu söyledim. Yani her oyuncunun durumu başkadır. Buradan hemen şu konuya gelelim. Tabi bu konu inşallah anlaşılmıştır. Özgen kardeşimize de dediğim gibi yine tekrar ediyorum. Yorum için teşekkür ederim. Daimi takipçilerimizden. Şimdi kimisi şöyle bir şey de var. Tabii biz bu konuyu yıllar önce Başakşehir şampiyonluğa oynarken sonra aklıma hatırıma geldi. Onun burada bir konuşması geçmişti Hollanda'da. Biz konuşmuştuk. Mendy gibi Mahmut Tekdemir'i hatta ben tarihi var burada not ettim o da şey olsun diye. Bak bu o tarihte 26 Şubat 2018 İstanbul'da bulunuyordum. Yani planlanmış olarak diye Sultanahmet'te kalıyordum. Başakşehir Gençler Birliği maçına gitmiştim. O maçta da galiba Mahmut Tekdemir yine. Yani hocanın karnesine baktığımız zaman şimdi konuya daha başka olayları da ekleyerek böyle bir durumu var. Karnesi bu yönden zayıf. Yani orada o yıl Başakşehir'de Epruyanu var. Atamah var. Atamah hala stoper oynuyor. Düşünün şu anda Kayseri'de mi ne? Epruyanu, Atamah, Kurdaşov, Rus oyuncu vardı bu sonra Antalya'ya giden. Bir oyuncu da Costa. Bakınız bu 4 oyuncudan başarısızlığını oraya yani şampiyonluk değişik oyunlarda oldu da oraya tam yüklemiyor. Bu 4 stoperden asli stoperden yine M ile başlayan Mahmut'u devşirme bir orta sahayı o dönemler milli takıma da galiba yükselmişti. Şeyi alıyor. Abdullah Hoca. Geriye çekiyor. Ya bunu da niye yapıyor? Tahminimce baktım ben bu dersime de iyi çalışmak için. Dün akşam baktım. Bir Sivas maçında yeniliyorlar. Evde 1-0 mı ne yeniliyorlar. O maç sonrası Mahmut Tekdemir geri çekiliyor. Kimisi şunu düşünebilir veya söylüyor olabilir. Tahminimce öyle bir durum da var. Ayağı düzgün. Ne alaka? Ayağı düzgün evet eğri değil. Böyle bir şey yok. Bunu Mahmut Tekdemir'le başarabilirdi. Olmadı. Hatta yani hoca bazen takılıyor yani. Demek ki Mendy'de olduğu gibi Mahmut Tekdemir'de de böyle bir takıntısı var diyelim. Mesela hocanın yine hatta şöyle bir durum var şu anda. Biz Banya Banya diyoruz ya. Bugün yerel gazetenin birinde çıktı. Evet okuyoruz haberi. Tahminimce Taka'da olabilir. Sanki orada gördüm. Bakınız haberi okuyorum.
İnşallah buradadır da. Şeyin, evet, değerine değer kattı. Tam söyleyelim yani, haberi tam verelim diye. 2023'te en çok değer kazanan Türk futbolcular sıralamasında Banya Trabzonspor adına tek temsilci oldu. Sezon başında 350 bin euro olan değeri şu anda 3,5 milyon euro ve kadronda defans oyuncuları arasında en değerli oyuncu 3,5 milyon euro olan. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde bir oyuncuya taktığı zaman tabii sebeplerini biz bilemiyoruz. Orada belki bazı oyuncularımı bilmiyorum. Harcama demeyelim de. Böyle bir olay da var. Abdullah Hoca'nın şöyle bir özelliği de var. Yine 2018 2019 kadrosuna baktığımız zaman, şimdi ben Vakayeme veya başka bir yabancı oyuncu gündeme geldiği zaman, Hamşik de öyle kaç yaşında gelmişti? 87'li herhalde. 2020'de geldiyse 33 yaşında. Bu yaşlı oyuncuları almada üzerine yok yani, alıyor. Mesela 35 yaşında 84 doğumlu Togolo Adebayor. Yine 35 yaşında Robinho. Veya hoca ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Şu yanlışları da yapabiliyor. Mesela Maxi Gomez, Umut Bozok aldırdı ya. O dönem Riyad Bahiç aldırıyor. Konya'dan herhalde gitmişti. Udinese'ye mi satılmıştı? Kiralıyorlar onu, alıyorlar. Yani böyle başarısız transferleri var. Onun için ben yeni transfer döneminde acaba Abdullah Hoca'ya ne kadar güvenilip transferi yapılabilir? Bunlar soru işareti. Bunları iyi irdeleyip düşünmek gerekiyor. Bunlara bakmak gerekiyor. Dediğim gibi şöyle bir şey daha var. Şu anda bu arada tabii geri dönersek mesela Şenol Hoca'nın da ortaya konuşmak gerekirse şöyle bir özelliği var. Elindeki oyunculara değer katabiliyor. Ama Şenol Hoca'da da mesela şöyle bir şey var. Oldu yani yıllar yılı, ben Trabzonspor işte aklımız erdi ereli takip ediyoruz hasbelkader. Şenol Hoca mesela Bursaspor'da işte neydi bize gelen Sercanlar, Volkan Şenler, bir sürü oyuncu öyle. Yine giden bir Fenerbahçe'ye giden bir santrafor vardı Brezilyalı. Öyle bir sürü oyuncu. Mesela bazısı şunu diyor. Ya Trabzonspor yetiştirme yeri mi? Hangi hoca kimi yetiştirdi? İşte Burak Yılmaz. Bir tek Burak Yılmaz. Bir tek Burak Yılmaz. Ne oldu? 24 yaşında tekrar Trabzonspor'la Şenol Hoca'yla kendini buldu diyelim. Tabii bir de şuna gündemde olan konulardan gidersek, ben kesinlikle bu iki tercih arasında mesela ben bir isim verdim. Diğer bir Norveçli'ye gittiler ve oynamayan bir oyuncu. Mesela ben değerlerine de baktım. Erik Botheim. Mesela Trabzonspor giden bir makineyi makine düzenli bir makine diyelim, yürüyen bir makineyi bozmada üzerine yok. Mesela şu anda son yıllarda Sherlock sonrası ne oldu? Pivot santraforlar bize gidiyor değil mi? Sherlock, Cornelius. Ya Rodega bile yani bayağı boyu olan biriydi. Düşünelim yani. Hani o Sherlock, Cornelius şimdi onu açıyor. Onu açıyor işte İngiliz kulüplerinin zaten 30 yaşı çok da önemli değil de İngiliz kulüplerinin ilgisi alakası olduğu söyleniyor. Çok da önemli değil. Oyuncu çok dünyada. Southampton'ın da çıkıp çıkmayacağı belli değil. Fakat yani senin B planın, C planın hazır beklemesi gerekiyor. Bu da kim biz dedik. Ama Erik Botheim her şeyi aynı. İkisi de 2000 doğumlu bak. Benim dediğim Jürgen Strand Larsen 1.93. Erik Botheim ikisi de 2000 doğumlu. 23 yaşında diyelim. Erik Botheim 1.85 yaşında. Bak buradan bir geri vites yapıyor Trabzonspor yine. Ben hani haber doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Çok da şey yapmak. Ama doğru dürüst bu sene golü yok. Ben dün hatta biraz dersimi çalıştım. Kadroya bile doğru düz girmiyor. 510 bin euro kazanıyor. Şeyler de yakın.
Ben geçenki videoda Larsen'i önerdim ama kazandığı parayı söylemedim. 550 bin euro para kazanıyor. Mesela böyle bir oyuncuyu yakın. Onlar yakın. Ama dediğim gibi bak. Ve şu da var. Tabii biz gidip izleyeceksin, bakacaksın. Şu avantajı da olabilir. 2028'e kadar kontratı var. Celta'nın aynı Onuachu'yu nasıl Southampton'dan kopardıysam bekleyeceksin. Celta'nın düşme durumu var. Şu anda 17. 18. galiba. Düşme durumu da var. Burada şunu da kullanabilirsin. Şu kozunu kullanabilirsin. Hani belki adamlar Celta eski oyuncusu şeyin. Bizde gelecek olan. Mesela bak burada bir taşla iki kuş da vurabilirsin. Burada bunlar plan proje. Maxi Gomez. Hani durum orada iyi değil ama o orada belki ona ilgi alaka hani bir şey açıldığı zaman Sherlock aklımıza geliyor. Orada da iyi bir iz bırakmıştır. Bıraktı nitekim. Bıraktı nitekim. Celta'ya verirsin bir yıllık. Atıyorum ya rakamla. Yani dersin ki takas yapalım şimdilik. Ama ben olsam 2 yıl yaparım yani. Bir önceki videoda söylemiştim. 2 yıl yaparım kontratı. Aynı Sherlock gibi bir kar elde etmek için. Orada Maxi Gomez belki iyi oynar. Sende bir yıl opsiyonu var. Adamlara dersin ki icabında senden kiralık parası almaz. Tamam. 3.750'ye almışsın. Opsiyonumu kullanmıyorum. Tamam az. Yoksa opsiyonumu kullanacağım. Opsiyonumu kullanmıyorum. Alın. Misal. Maxi Gomez form tutar. Atıyorum. Yani bunlar hep afaki konuşuyorum şu anda. Orada yani bu Jürgen Strand Larsen'in hem özellikleri bakımından hem de Maxi Gomez olayı bakımından ona da dönüş yapabilirler yani. Bilemezsin yani. O hakeza diyelim almadın. Şeyi Maxi Gomez'i oraya vermedin. Öyle bir düşünceleri olmadı. Ama bu oyuncu bana göre Erik Botheim'dan fersah önde yani gibi. Yani çok önünde yani. Fersah fersah da demeyelim de. Çok önünde. Burada onun için Erik Botheim ben baktım yani pivot santrofor olarak da görünmeyen biri. Yani bir ikinci Maxi Gomez olacaksa veya Umut Bozok. Benim için soru işaretleri var oyuncuda. Bir de şunu söyleyelim. Diyorum ya biz İstanbul takımlarına taraftarına yani neredeyse benzemeye çalışan, onlar gibi düşünen bir bölümümüz de var. Mesela ben bir şey, bu konuyu hiç kimse gündeme getirmedi. Enis Destan diyeceğim mesela. Bence şu anda ben dinliyorum işte veya gazete okuyorum şu veya işte yerel gazeteleri dijital olarak. Ya bu Enis Destan, kötülemiyorum da, bu Enis Destan aşkı nedir onu da anlamadım. Yani şu anda bildiğim kadarıyla 2002 doğumlu olması lazım. 21 yaşında. Abi Şota 93'te geldiği zaman İstanbul'da bir cezalı maçımız vardı şeyle Antep mi ilk ayağının tozundan geldi İnönü'nde gol atmıştı ya. Ya o gün Abdullah kaç yaşında oynadı bunlar? Yani şunu kaçırıyoruz bakınız arkadaşlar. Trabzonspor'dan veya Türk futbolundan Muhammed Demirci vardı. Hatırlıyor musunuz Beşiktaş'ta? Bir şey diyordular ona. Maradona mı bir şey diyordular. Messi mi? Gerçi o Messi dönemleri. Bir şey diyordular ona. Onun için bu oyuncuyu şurada gördüm ben. Hiç yani bana Çorum maçında değil, o Başakşehir maçında 6 pastan atamadığı golü bana biri anlatsın. Ama Gürcistan'dan yere ayak basıp İstanbul'a deplasmana giden Şota 20 yaşında atıyor golü. Yani burada bu Enis Destan aşkını da anlamadım. Kulüp de onunla ilgili bir story yayınladı. Yani inşallah milletin dediği gibi bir çıkış yapar. Ben ilk defa burada söyleyeyim. Enis Destan'la ilgili bende soru işaretleri var yani. Bu milletin de böyle ona yani o golü atması gerekiyor. Gözü kapalı atması gerekiyordu. Onu çoğu atladı şimdi. Çünkü Enis Destan aşkı var ya. Millet yüklenmiş oraya. Bizim milletimiz böyle. Çocukları böyle yok ediyoruz yani. Onun için biz beklemek lazım. 21 yaşında. 20 yaşında aşmış yani. O yaşta ben çok oyuncu tanıyorum. Ben Hami Mandıralı'yı da hatırlıyorum.
20 yaşında durumu ne? 88'de, 89'da, 89 yani 89'da 21 yaşında, 90 yılında mıydı hatta? Fenerbahçe'ye 5 attıkları zaman Hami orada yani. Çok rahat oynuyor Hami, Hamdiler. Burada çok aceleci davranıyoruz bana geliyor. Daha çok tamamlanması gereken şeyleri var, eksikleri var. Basit maçlarda çıkıyor. Bence stres de zaten millet şu anda arkasında o golleri kapalı göz atması lazım. Ama burada sıkıntı yaşıyor. Hala Enis Destan Hoca işte şöyle oynatmalı, böyle oynatmalı. Orada ben çok şey yapmıyorum yani. Tamam girebilir. Ama Enis Destan'ın eksikleri var yani. Tamam parçalıyor, bir şeyler yapıyor. Ama abartmanın da bir alemi yok. Bunu da belirtelim. Bugün işte dediğim gibi karne, Abdullah Avcı karnesiyle ilgili, geçmişe de bu mendiyle ilgili kafasında soru işaretleri olanlar. Hatta burada da dediğim gibi o yıllar burada konuşuyorduk. Bize tabii soruluyordu. Ben o zaman Mahmut Tekdemir'i yanlış oynattığını söylediğimi anımsadım, hatırladım. Hatta şöyle bir şey daha var. Ve bu 4 stoperden de hocamız şey çıkaramadı yani, bu o zaman Başakşehir döneminde Atama, Kurdaşov, Epriyanı, Da Costa orta sahaya dönmüştü. Onun için ben çok yadırgamıyorum yani. Böyle bir şey yapma olasılığı var. Hatırlayalım. Victor Hugo'yu da Abdullah Avcı getirmedi yani. Bunlar bir tespit bizim sadece. Şu anda biz tespit yapıyoruz yani. Kimisi eleştiri diyebilir, kimisi biz olan olayları, tespitleri geçmişe dönük olarak ortaya koyuyoruz. Victor Hugo'yu da mesela Eddie Newton, çok kötü bir dönem geçiren Eddie Newton getirdi. Böyle de bir şey var bu kulübün. İşte Şenol Hoca ile ilgili şunu derken şimdi o aklıma geldi. Şenol Hoca çok oyuncu yeşertmiştir. Ama Şenol Hoca'da da şöyle bir şey olmuştur. Misal, bu benim görüşüm. Tabi bunlar hep benim görüşüm. 95-96 kadrosunu Likens dönemi kurulmuştur. Likens gelmiştir 93-94 demine. O büyük furyalar vardı o zaman. Müthiş 30-40 oyuncu alırdı takımlar. Osman Özgöylü, Tolunay Kafkas, Küçük Orhan. Böyle bir sürü Şota, Likens. 2004-2005 kadrosu Ziya Doğan. Samet Aybaba devamı Ziya Doğan bu kadroyu öncülüğünü kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2010-2011'de de Selçuklar, Kolmanlar, Umutlar, Ersun Yanal. Yani Şenol Hoca'nın da böyle bir durum var. Onun için ama eline geçen kadroyu en maksimum şekilde kullanmasını iyi bilen elindeki oyuncularda sana çok masraf çıkarmayacak biçimde işler başarabilen bir hoca. Onun için burayı da, bu da bir tespitimiz yani. Yani kimsenin de şeyi olmama adına bu da bir tespitimiz. Fazla bir konu yoktu. İşte dediğim gibi ben mesela bu iki santrafordan Larsen'i tercih ederim. Kesinlikle 1.93, rakamlar 73-82, Erik Botheim 69-78, her türlü Larsen bu rakamlardan hariç. Larsen biz videolardan seyrediyoruz. Televizyonda bazen denk geliyorsa görüyoruz. Bana göre Larsen daha önde görünüyor diyerek bugünkü videomuzu kapatalım diyorum. Enis Destan olayını, 21 yaşındaki Wessel, Hollanda'daki futbol dünyasının sahteliğini Rıza Hoca'yla da biz bunu tespit etmiştik. Mahmut Tekdemir. Tamam. Hepsi bugünlük diyelim bu kadar. Bir de şöyle bir şey var. Maça çok bakmadığım halde şöyle, sadece şöyle kapatalım o zaman. Yine Süper Kupa var. Hiç yani hiç ilgimi, alakamı çekmeyen bir şey de. Geçen öyle ara ara işteyken Fenerbahçe Galatasaray maçına denk geldim de, işte bir yarım saat totalde belki baktım. 20 dakika, 30 dakika arası. Sadece şunu söyleyeceğim. Kimisi şunu diyor. Yine Abdullah Avcı'yı savunmak için
Ya işte Fenerbahçe Galatasaray maçına baktınız mı? İşte ya abi, orası adamlar arayı açmış ve Türkiye'deki muhalefet de biliniyor, taraftar tepkileri. Ya şimdi ben Fenerbahçe'nin hocası olmuşum veya Galatasaray'ın ikisinden biri hocası olmuşum. Ya niye bu kadar tepkiyi üzerime çekeceğim? Puanlar aynı. İhtiyacım mı var? Ne şiş yansın ne kebap. Ben de beraberle oynarım. Ha tamam, zaten Türkiye'de kalite yok da böyle oynarsın yani. Ne şiş yansın ne kebap. Bu büyütülecek. İşte bu Abdullah Avcı'nın yaptığı yanlışları halı altına atmak için, savunmak için yapılmaması gereken şeyler. Sonra futbol işte veya örnek veriliyor başka yerlerden. Ya futbol bu kadar ağır oynanmıyor ha. Bunu yani futbolu bilmeyenleri kandırabilirsiniz ama yani lütfen, yani futbol böyle ağır oynanmaz. Şu anda Arsenal şey oynuyordu, baktım biraz. West Ham United 1-0 öne geçti. Şimdi devam edeceğim, bakacağım, video yapma adına buraya geldim. Ağır oynanmıyor ya. Top çeviriyorlar ama o topun hızı, gidişi nasıl yani? Bir karşılaştıralım. Böyle bir savunma şekli yok. Bak ben ne söyledim? Şenol Hoca artılarıyla eksileriyle Şenol Hoca'ya da söyledim. Şenol Hoca'nın 95-96'ya gelirken önden Likens'in öncü kuvvet gibi kurduğu kadrolar. 2004-2005 Ziya Doğan öncesi yani. 2010-2011 öncesi Ersun Yanal. Bunları da söylemek gerekiyor. Öyle yiğidi öldür, hakkını yeme usulünden gitmek gerekiyor. İşte birilerini tutuyorum diye onu devamlı savunacağım. Yok böyle. Bizim tarafımız Trabzonspor. Biz şahıslara değil, kurumumuza bağlı olmalıyız bana göre. Bugünlük bu kadar diyelim. Cumanız, tabii bu akşam Cuma akşamı. Cumanız şimdiden mübarek olsun. Hayırlı cumalar diyelim. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle, saygılarımla.